Hepinize merhaba arkadaşlar. Sola Metin 2'nin tanıtımıyla sizlerleyim. Bugün Sola Metin 2'yi tanıtacağım size. Oyunumuz 12 Ağustos Cuma günü saat 9'da açılacak. 105 orta emekli server olacak. Genel olarak farma dayalı. Tabii ki VS de atacağız ama daha çok oyunun başlarında yani. Özellikle farm çok güzel olacak arkadaşlar. Tıkırında bir farm o serverı yapmışlar. Ruh itemlerimiz var burada. Ruh kaskı, kalkan, bilezik, kolye, ayakkabı hepinizin de bildiği şeyler zaten. Dönüşümleri de otlar yani her ottan üçer tane istiyor ve solo tuğrası istiyor. Bu solo tuğrası da metinlerden çıkıyor arkadaşlar. Onları da göstereceğim size. Metin item üretimi ise yine ot ve solo tuğrası ile oluyor arkadaşlar. Daha sonra kanat üretimi var. Bu kanatlar bu arada sınırsız sanırım. Güzel yani bayağı ama artı sıfır. Metin, patron ve canavar veriyor. Üretim istediği malzemeler tamamen aynı. Ot ve sola kapsülüyle üretiliyor. Daha sonra yüzük üretim var. Lollipop olur. Patron yüzüğü vesaire. Burada bir sürü yüzüğü de iplikler ve sola kapsülüyle üreteceğiz. Bakın burada birçok yüzüğümüz var zaten. Oyun içerisinde zaten görürsünüz. Bunlar da yine metinlerden ve bosslardan elde ediliyor. Yani bayağı bir farm yapmamız gerekecek güzel bir şekilde. Daha sonra da bosslara girebilmek için metinlerden düşüreceğimiz bilet üretim parşömeniyle de bilet üretebiliriz bossların biletlerini. Razador, Nemer olur. Mesela Baroness'in bileti ise küçülen kafa ve zen fasulyesi karşılığında üretiliyormuş. Güzel. Daha sonra taş üretimi var. Evet taşlar, canavar, patron ve metin. Bunlar silah olanlar. Bir de bunların zırh olanları var arkadaşlar. Boss taşı, patron, metin, bir de canavar. Güzel zırhımıza da ekleyebileceğiz yani. İstediği malzemeler de aynı. İplikler ve solo kapsülleri karşılığında. Bakalım şebnem üretimi. Kalıcı şebnemlerimiz var. Canavarlara, metinlere ve patronlara karşı. Bunlar da solo fermanı 200 tane verdiğimiz zaman üretebileceğiz. Dönüşüm küresi ise bossları kesmekte işimize yarayacak olan dönüşüm küreleri. Zen fosili ve ruh taşı karşılığında çok da işimize yaramazlar. Onlar sadece oyunun başında yararlar. Onlar karşı üreteceğiz. Mavi ruh taşı ise ruh taşı 5 tane ruh taşı karşılığında derecenizin düşmemesini istiyorsanız mavi ruh taşı üretip okuyabilirsiniz. Metal üretimi var. Özellikle beta basmada ihtiyacımız olacak. Kırmızı metal. Çünkü %5 yükseltme şansı var. Büyülü metal biraz zorlayabiliyor. %5 yükseltme şansıyla daha rahat basabiliriz. Yani beta vesaire basarken. Daha sonra oyunun bir noktasından sonra tecrübe üzeri herkes tarafından rahat elde edileceği için bilgelik iksiri de 10 artan tecrübe üzeri karşılığı bilgelik üretip daha rahat kasılabileceğiz. Takas paneli var arkadaşlar. Ot takası, plaka takası, iplik takası gibi. Daha sonra satıcımız, taşlarımız var satıcımızda. Cevherlerimiz var. Ruh kristali, cennetin gözdaşı gibi 10M karşılığında. Oyunun bir de başlangıç olarak şebnemlerimizi sınırsız veriyor. Ejderha tanrılarımız, kritik derici ve mor pot, yeşil pot hepsi sınırsız. Daha sonra artı basma itemlerimizin hepsi var. Görüyorsunuz istiride falan hepsi var. Sadece parmak kemiği yok. Onu da biz düşürürüz. Keza biyolog itemleri de para karşılığında elde edebileceğiz. Kusura bakmayın ben bir şey göstermeyi unuttum size. Oyun bize başlangıç olarak başlangıç itemleri verecek. Binek. Daha sonra bir günlük verecek bunlar arkadaşlar. Kostüm, başlık, silah fişi, pet, binek verecek başlangıç olarak. Bunu süre geçtiği için göstermeyi unuttum. Videoda problem olmuştu. Başka size gösterebileceğim insan avcısı ve canavar avcısı var burada. Pasif skillerimiz. İnsan avcısı 2,5 KP 6 beceri veriyor. Canavar avcısı ise %18 metinlere ve %12 patronlara karşı güç veriyor. Bunları PL'ince tabii ki. Şimdi burada göstereceğim daha fazla bir şey kalmadı. İşte klasik silah satıcımız vesaire var. Şunları da göstermeyi hemen göstereyim. Biyolog sistemimiz var burada. Görüyorsunuz hızlı bir şekilde. Sıralama sistemi. Kim metini, boss'u daha çok kırmış diye. Bir de patron takip sistemimiz var. Yarım saat ve bir saat arayla patronları kesebilirsiniz. Şimdi sizlere buraları zaten söylenme gerekiyor. Klasik farm başlangıç yerimiz. Oyunun kendisine özel farm haritaları var. Buralara götürmek istiyorum sizleri. Başlayalım. İlki karpuz metni. Tabii ben metni kesmeyeceğim. Ben şu an sadece metnin içeriğini sizlere göstereceğim. Buradan az önce baktığımız dönüşümlerde sola kapsülü, sola tuğrası, plakalar falan biliyorsunuz ki bizim dönüşümde bayağı işimize yarayacak. Bu karpuz metninin içeriği de burası. Yani bunları teker teker göstereceğim. Hepsine bakalım.
Level tabii level bazlı. Mesela karpuz metni artı 35 levelde yukarısı girebiliyor. Sola çölüne ise artı 65 level ve üstü girebiliyor. Çöl metninin de içeriğine bakalım. Buradan da farklılık olarak sola fermanı ve bilet üretim perşemeni atıyor arkadaşlar. Burası da güzel. Levelimiz arttıkça ve para kesesi de atıyor. 3'e mi atıyormuş? Tabii ne full atıyor mu onu bilemem. %100 şansla. Diğer map'e geçelim. Diğer tabii map'lerimiz artınca içerik de daha güzel olacak. Şimdi sola tapınağına gidiyoruz. Evet, artı 80 levelin girebildiği sola tapınağında bir farklılık var. Sürgün basma sandığı. Güzel. Tabii sürekli hani her metinden atarım bilmem. Atmayabilir. Oranı biraz daha düşük olabilir ama illaki atacaktır. Sola kapsülü, sola ferman ve plakalar ayrıca bilet üretim parşömenini üçerli şekilde atıyor. Yani orta bir seviyeye farm seviyesine geldiğinizde burada çok güzel farmlayarak konuşamadım ya. Güzel ganimetler elde edebilirsiniz. Sola şeyine gidelim. Artı 90 levellik. İsmini unuttum. Kusura bakmayın. Tabii bizim eskiden dediğimiz büyülü orman. Neymiş ismi? Bir daha bakalım. Sol ormanı. Evet. Güzel. Kurtuluşun metni var burada da. Burada da arkadaşlar bir farklılık var. Ot sandığı. Bir tane ot. Güzel. Hani ayrıca boss dışında da buradan da düşürebileceğiz. Güzel olmuş. Daha sonra sola fermanı, sola kapsülü gibi eşyalardan da dörderli atıyor. Görüyorsunuz. Tabii otu %100 oranla atmaz benim tahminim. Şansa biraz da 10 metin 20 metin değişebilir. Son olarak ise artı 95 level ve üzeri olan adını unuttum ya Allah Allah bugün niye unutuyorum neyse. Bakalım hemen. Sola Vadisi. Mutsuzluğun metni var burada da. Hemen onun da içeriğini göstermek istiyorum. Evet, ipliklerimiz burada ve bosslardan kenetlerimiz de buradan düşüyor ve buradan ikişerli ot sandığı. Düşünsenize burada yüksek hasarlarla farm yaptığınızı, ikişerli ot sandığı alıp her şeyinizi çok rahat bir şekilde dönüştürebiliyorsunuz. Ve üçerli sürgün basma sandığı atıyormuş. Öteki dönüştürmelerden de beşerli, paralardan da beşerli atıyor. Şimdi arkadaşlar Şeytan Kulesi önüne gideceğim. Oradan da hemen gidelim. Yavaştan bir bossları size göstermeye başlayayım. Bossların içeriğini. Hepsini göstereceğim size. Şimdi ben bossları çağırayım tekrar videoya gireceğim. Evet arkadaşlar kayda tekrar girdim. Lucifer'in içeriğini göstermek istiyorum size. Bu Alp Gülü, Dut ve Hindi Bağ'da biyolog görevlerimiz ama farmlık arkadaşlar. Metin, canavar, patron. Biraz zor olacak onlar. Geçme oranları bir ihtimal düşük olacak. Onun dışında ekstra yükseltme sandığı atıyor bize. Ne yazıyor burada ya? 68'miş. Bir de klasik Lucifer sandığı küçülen kafa liderin notları atıyor. Şimdi bunu öldürmek istiyorum müsaadenizle. Evet, Lucifer'imiz kesildi. Kafa attı, Lucifer sandığı attı, bir de liderin notları attı. Şimdi ben biraz tabii daha video problem olduğu için daha önce Lucifer sandığı toplu açmıştım. Şimdi sizin için de açacağım. Biraz neredeymiş? Şuradan şu zehri atalım arkaya. Bu tekte çıktı. Açacağım sizin için şöyle tekerli tekerli. 46 tane. Bakalım çıkacak mı? Çıkabilir, çıkmayabilir. Bakayım. Neredeyse bitti. Aslan kılıcı vesaire attı. Tamam. Şu an çıkmadı sanırım. Evet. Tamam. Ama oyun için bunu çıkarabilirsiniz. Problem yok. Ben daha önce açtığımda şunu 20. sandıkta çıkardım. Şunu bu arada tekte çıkardım arkadaşlar. Güzel çıkıyor yani. Ben şimdi Katakomp Azrail'i çağıracağım. Çağırınca tekrar videoya gireceğim. Evet arkadaşlar. Azrail'i çağırdım yanıma. Azrail içeriğini göstermek istiyorum. Hilal yüzü sandığı atıyormuş. PVM ve PVP şey atıyor. Pet atıyor. Silah fişi sandığı atıyor. Keza bu bizi öldürecek ya. Öldürdü bizi ya. Neyse. Öldü kalkıp öldüreceğim seni. Şimdi ince atıyor. Daha sonra bize matkaplarımızı atıyor. Bütün matkaplardan. İleriki son biyolog seviyelerinin Alp Gülü, Dut, Hindiba gibi şeyleri atıyor. Kenet atıyor. Kostüm sandığı atıyor. Ve başlık sandığı atıyor keza. Ve klasik Azrail'in sandığı atıyor. Ben şimdi ayağa kalkıp şunu hemen bir öldüreyim. Bakalım bize neler atacak. Şuradan. Tamam. Allah niye ölmedi ya? Hemen. Tamam öldü mü? Of uğraştırıyorsun ya. Neyse arkadaşlar ben bunu öldürünce video falan diğer boss çağırınca tekrar gireceğim videoya. Evet tekrardan kayda girdim ve Baroness'i çağırdım yanıma. Farklılıkları göstereceğim hemen size. Baron'un kalbi, iplik ve yaşam meyvesi atıyor. Yaşam meyvesi de ne işe yarıyor diyeceksiniz. Bizim derecelerimiz metin ve canavar derecemizi arttırıyor. Güzel yani. Onun dışında bir farklılık yok gördüğüm kadarıyla. Evet yokmuş. Şimdi hemen bunu da bir öldürelim. Müsaadenizle yazalım. Tamam. Evet içeriğinde görüyorsunuz arkadaşlar. Ot zaten atıyor.
Silah görüntüyü şey yapıyor. Güzel. Şimdi ben son kez bir tane daha boss çağırıp öyle kayda gireceğim. Evet arkadaşlar, Nemere'yi çağırdım yanıma bu arada. Biliyorsunuz kendisini zaten. Razadon'un Nemere'nin drop'u aynı. Burada 3. 4. 5. Efsun küresi var. Bu arada şu parşömen sandığın içinden bakın şövalye yazıyor bende. Yaralı, patronlu, canavarlı, işte derici, LP'li parşömenler çıkıyor. Zaten biliyorsunuz. Ok çantası atıyor. Burada çok önemli. Beceri Efsun nesnesi atıyor ve ortalama Efsun nesnesi atıyor. 40 ile 60 geliyor. Beceri de 15 ile 30 arası geliyor. Ot sandığı atıyor. Daha sonraki şeyler ekstra yükseltme sandığı vesaire. Aynı şeyler arkadaşlar. Nemere'yi de gösterdim şimdi. Bunu da bir hemen öldürelim. Şöyle. Evet. Nemere'mizi de öldürdük. Attığı drop da bu. 5. Efsun küresi bakın şanslı bir drop attı. İnşallah oyun içinde de böyle drop atmaya devam eder. Evet arkadaşlar, tanıtımım bu kadardı. Elimden geldiğince eksiksiz bir şekilde. Bir de şunları söyleyeyim. Bunlar kadim metin itemleri ve ruh itemleri de var burada. Kadim zehir kılıcımız, king kılıcımız kadim de oluyor bu arada. Bunları da öğreteceğiz işte oyunda. Göstermiştim zaten. Oyunumuz 12 Ağustos Cuma günü akşam saat 9'da açılıyor. Ben de oynayacağım oyunda. Tanıtımım bu kadardı. Ben de yeniyim arkadaşlar piyasada. Biliyorsunuz. Kanalıma abone olup like atıp da bana destek verebilirsiniz. Cuma günü görüşmek üzere. Hoşça kalın.